Kanalım lak dostsuz ey. Beri gel bak dostum again. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Merhaba arkadaşlar. Lak dostsuz'un bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Peki bu video nedir? Bu video bir teşekkür videosu. Teşekkür videosudur. O zaman hızlıca başlayalım. Ha geldiniz mi? Geldiyseniz hemen güneş gözlüğümü çıkarayım. Arkadaşlar 1 milyon abone. Allah söyletti. Yemin ediyorum Allah söyletti. 1 milyon abone olduk diyorum ya. Arkadaşlar 1000 abone olduk. Hepinize teşekkür ederim. Rock and roll. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Take me home. Yeah. Evet, bu videonun farkı şu, çok kesip biçmeyeceğim videoyu. Sadece mal gibi dediğim yerleri keseceğim. Geri kalan bu. Beraberiz zaten, bir defterim, bir kahvem, bir de siz varsınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum 1000 abone olduğumuz için. Vallahi Allah söyletti 1 milyon aboneye. Şimdi bu benim genelde çekimlerde içtiğim değişik bir video bu. Samimi bir video. Lezzetli. Böyle yüreğinizin arka taraflarına böyle dokunup geri giren bir video. Şunu biliyorsunuz zaten. Ben böyle bir indirim sepetinden A101 mi şok mu bilmiyorum, öyle bir şeyin indirim sepetini almıştım. İçinde bir tane Z çıkmıştı. İkinci Z'yi ne olarak kullanıyorum, bu bir. Bunu Sodexo geçen mahallemdeki Happy Center diye bir kahve bardağı market var, oradan almıştım. Bu da benim zamanında şirkette ofiste çalışırken, bakın GG Retail yazıyor, Huawei. Orada kullandığım defterim. Hem iş için kullanıyorum hem YouTube için kullanıyorum. Genelde hep bu oluyor elimde. Ben çünkü her videoyu bu şekilde bakın yazıyorum. Her videoyu mesela bakın bu şekilde bölümlere ayırıyorum. Ya da mesela çektiğim bir tane seviyesizsiniz yiyiciler adlı bir video vardı, onun hakkında yazmışım gibi yazıyorum. Bu video hakkında bir şey yazdım. Nerede? Ha burada. Bakın böyle film videoları, sinema videoları ve dijital platform videolarında tabii kıyaslamalar oluyor. Elimde çok bilgi oluyor. Onların hepsini yazıyorum. 3-4 sayfa sürüyor. 1K ne oluyor lan? 1K özel videomuzda ben bu işe niye başladım? Neden YouTube'dayım? Ve amacım ne? Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Merak ettiğiniz... Hep böyle diyor. Merak ettiğiniz soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Hiç kimsenin merak ettiği yok aslında. Bu da... Nacizane bir benim temizlik robotum var. O bunu temizlerken hep ayağını çarpıyor ve bu devriliyor. Devriliyor. Burası kırıldı. Ve ben de burayı bir yapıştırıcıyla yapıştırdım. O yüzden sabit durmuyor. Bu arada yerim de çok dar. Şu an... Bakayım şurada telefonla bir video çekeyim. Aynı zamanda da bu videoyu da koyalım. Şu an burası benim çalışma masam aslında. Ben işimle ilgili raporları, analizleri, yok Zoom üzerinden görüşmeleri falan bu masada yapıyorum. Bu oda benim 2+1 bir evde kalıyorum. Bir yatak odam var, bir salon var. Bu odada çalışma odam. Şöyle bir videoya başlayalım. Burası... Benim şu sol tarafta misafirim geldiğinde tek kişilik bir yatak var. Kalabileceği, uyuyabileceği bir yatak. Şu an üzerinde gördüğünüz gibi monitör, bilgisayar falan var. Aslında onlar burada. Şimdi video çekeceğim de kenara aldım. Şöyle bir akıllı lambam var. Bazı videolarda bununla oynuyorum. Az sonra da oynarım. Burada bir pencerem var. Ve çekim şu şekilde, bakın gördüğünüz gibi. BİM'den aldığım gimbal bu. Ütü masasının üzerinde. Yan tarafta da bir ring light'ım var. Peki neden bu kamera ring light'ın üzerinde değil? Çünkü ring light'ın düşüp kırıldı. O yüzden gittim bu gimbal aldım. Onun üstüne çekiyorum. Ring light'ı da yandan veriyorum ışığı. Mevzu bu şekilde. Yani çekim ortamı bu şekilde. Küçük bir oda bu aslında. Evet, bu videomuzu durduralım. Telefonumuzu da zıt diye kenara koyalım. Şimdi nasıl ve neden başladım buna? Öncelikle bir kere çevrem benim çok yönlendirdi işin açısı. Sen YouTube'a da git. YouTube'da olmalısın falan diye. Bunların amacı aslında şuydu. Ben hep çok komik hikayeler anlatan. Zaten... Eğer kanalıma gerçekten takip edip, gerçekten analiz ediyorsanız ilk YouTube'a başlamış videomdan, başlayış videomdan önce iki tane stand-up gösterim var. Ben de nacizane amatör stand-up'la da uğraşıyorum. Gidiyorum, işte BKM açık mikrofona çıktım, şirketin özel gecesine çıktım. Böyle barlarda, küçük yerlerde de çıkmaya çalışıyorum. Zevk alıyorum bundan, bir şeyler anlatmak, insanları güldürmek benim çok çok hoşuma gidiyor. Şimdi neden başladım? Ya şunu fark ettim. Hayatım şuna dönüştü, iş. Gidip geliyorum, akşam evdeyim, işle ilgili bir şeyim varsa onları bitiriyorum. Bir şeyler izle, uyu, robotik, hafta sonları
sahilde yürü, bir şekilde zaman geçir. Ama bir hobim, özel bir hobim yok. Bu YouTube benim özel bir hobim oldu. Kesinlikle para kazanmak, bir ek gelir, bir şey gibi bir amacım yok. Zaten ne kadar zor olacağını biliyorum ben. Bu aboneli, bu izlenmeli zaten para kazanılmıyor. Kazanılsa da 10 bin aboneye kadar çok az paralar kazanılıyor. Bunların hepsini biliyorum. O yüzden öyle bir amacım yok. Amacım sadece eğlenmek. Bakın ben bu videoyu çekerken şu anda bir samimi, ciddi konuşuyorum ama normalde videoyu çekerken yarılıyorum. Ben birçok şey kesiyorum. Çekerken inanılmaz eğleniyorum. Tek başımayım ha. Kamerayı kurup karşısına geçip konuşuyorum sadece. Belirlediğim konular hakkında. Çekerken inanılmaz eğleniyorum. Böyle evde kahkaha atıyorum kendimce. Birinci kısım. İkinci kısım editlerken. Bu olay sayesinde video editleme nedir? Adobe Premiere Pro'yu nasıl kullanılır? Bunları öğrendim. Ve bunu yaparken inanılmaz eğleniyorum. Kendime gülüyorum editlerken. Buraya şunu koyayım, şuraya bunu koyayım. Kendimi eğlenmek yöntem işte şu efekti getireyim, ses şöyle gelsin, böyle gelsin, puzzle gibi. Yeni bir yazılımla uğraşmak inanılmaz hoşuma gidiyor. Üçüncüsü de yayınladıktan sonra insanların bunu izlemesi, sizin yaptığınız yorumlar, çevremdekilerin tepkileri inanılmaz hoşuma gidiyor. Çok büyük bir keyif veriyor ve hayata dair yeni bir hobim oldu. Bu sadece. Peki ben bu yola nasıl başladım? Açıkçası amacım şuydu. Stand-up'ta anlattığım hikayeleri parça parça burada anlatmak. Komik. İşte minibüste yer vermeyen hanımefendi, yer vermeyen abla. Bunun taklidini yapmak. Taklit, komedi. Stand-up'taki hikayelerin parça parça olması. Böyle bir yola girdim. Ya bu işe bu yüzden başladım. Ama ilk videomu çektikten sonra bakın ilk videom YouTube'a hoş geldim diye bir videom var. Onu izlersiniz belki. İzlemişsinizdir. O videoyu izledikten sonra daha değişik şeyler yapma ihtiyacım doğdu. Ama birey bir bilgisayar almamız lazım diye alırız az sonra. Değişik formatlar yarattım ve bu formatlarda bir şeyler üretip mesela teknolojiyle ilgili bir formatımız var. Formatlara az sonra bakalım. Hatta formatlara şimdi bakalım ben bir bilgisayar getireyim. Sonra evet şimdi sistemimizi kurduk. Buradan da bir yandan gösteriyorum. Ben şimdi küçük ekranım buradan gösteriyorum. Komedi, parça parça komedi videoları koymak için yola çıktım. Ama daha sonra bu bir kanal var. Bu kanal benim. İstediğimi koyayım. O an hoşuma ne gidiyorsa. O an ne yapmak istiyorsan. Şurada yamuk şu anda. Ne yapmak istiyorsan yaptım. Mesela bakın. Laktozsuz vlog diye bir formatımız var şurada gördüğünüz gibi. Laktozsuz vlog formatımızı açtığımızda bir tane vlog çektim henüz. Ve o da bu kanal, bu formatın içerisinde. Çiler'in doğum gününü, Çiler ve Yasemin'in doğum gününü kutlamak için bir villa kiralamıştık. Orada kalmıştık. Orada neler yaptığımızı çektim. Vlog formatında. Devamı gelirse, yeni bir yerlere gidersem, pandemi olduğu için çok vlog çekemiyorum. Yeni bir şeyler yaparsam bu vlog tarafını dolduracağım. Geldim laktozsuz keşkek diye bir bölümüm var. Bu da naçizane biliyorsunuz. İçe gireyim ben. Ege şivesi nasıl konuşulur? Bunu bir İngilizce ya da yeni bir dili öğretiyormuş gibi elementeriden ilerleyen seviyelere doğru kademe kademe anlatmayı planladım. İki tane video çektim. Bunun üçüncüsü, dördüncüsü de belki gelir. İlk video çok izlendi. İkinci video güzel. Sadece Ege'lere hitap ettiği için iki videoda bıraktım. Belki üçüncüsü de gelir. O an onu yapmak istedim. O zaman zarfında bunu yaptım. Geliyorum. Seviyesizsiniz var. Bu seviyesizsiniz benim en çok sevdiğim konsept. Çünkü bir konuğum varsa seviyesizsinizden kastım şu. Seviyesizsiniz. Yani sen çok yüksek seviyede bir konu konuşmak istiyorsan onu konuşuruz. Sen düşük segmentte bir konu konuşmak istiyorsan onu konuşuyoruz. Hiçbir format, hiçbir yapısı, hiçbir önü arkası yok. Pardon. Sadece konuşuyoruz. Bakın burada 7 tane video var. Bir tanesi seviyesizsiniz. Kadıköy'de yaşamak. Diğeri tiyatro. Ondan sonra bir arkadaşımın tanışma hikayesini anlatmışım. Seviyesizsiniz, sinir oluyorum. Böyle ikili ilişkilerden bahsetmişim. Sinir olduğum şeylerden. Sonra burada büyük bir kazık olayımız var. Bunu anlatmışım. Sonra teknoloji özürlü insanlar. Benim böyle sinir olduğum şeyler ya da konuşmak istediğim şeyleri paylaşıyorum. En sonunda Berna ile çektiğimiz lise, üniversite ve günümüz aşklarını konuştuğumuz. Yani genelde konuklu olan videolar bunlar. Seviyesizsiniz. Şimdi geliyorum. Laptopsuz yorum. Burada sadece bir video var. Arkadaşlarımla bir şey izleyip bir şey yorumladığımız bir kategori olacak orası. Bir tane video var. Çok da izlenmedi. Geliyorum. Uzmanlığı sordum. Bu benim en çok sevdiğim ikinci format diyebilirim. Alanda uzman birisini konuk alıyorum ve ona o alan hakkında konuşuyorum. Mesela birincisi şu. Bir rap sanatçısını konuk aldım.
büyük şef kanalımızın jingle'ında o yaptı. Rap sanatçısı nasıl olur? Nereden gelir? Bunları sordum. Sonra bu telefon dünyasında uzun yıllardır çalışan iki tane arkadaşım vardı, onu aldım. Neden iPhone alınmaz? Bunu sordum. Bu konu hakkında konuştuk. BlackBerry ve Nokia niye battı? Bu konudan konuştuk. Sonra yurt dışında okuyan bir arkadaşım vardı, onu çağırdım. Yurt dışında yaşam nasıl, öğrenci hayatı nasıl, bunları konuştuk. Yani konu hakkında uzmanlığın varsa geliyorsun, benimle konuşuyorsun. Şimdi geldik laktozsuz sinema. Ben sinemaya çok ilgili bir adamım. Burada da dijital platformlar ve beğendiğim filmler hakkında konuşuyorum. 6 tane video var. Burada 2 tane film değerlendirmişim. Sonra Blue TV'yi almaya değer mi? Amazon Prime almaya değer mi? Ve Exxen almaya değer mi gibi sinema, film, bu sektörle ilgili şeyler yapmışım. Son olarak da laktozsuz teknoloji var. Biliyorsunuz işim gereği bende deneyimleme cihazları oluyor. Ve bu deneyimleme cihazlarını siz de anlayın, siz de görün, siz de bir deneyimleyin diye kutu açma videoları ve deneyimleme videoları paylaşıyorum. Burada da 6 video var. Yani işin özü biraz teknolojik şeyler var içerisinde. Şunu kapatayım. Bunu kenara attık. Bununla da işimiz bitti. Bunu da kenara atalım. Yani içerisinde teknolojik videolar da var. Teknoloji de var. Konuk aldığım, uzmanlık isteyen şeyler de var. Öylesine konuştuğum, boş konuştuğum şeyler de var. İçimden ne geliyorsa, hoşuma ne geliyorsa onu çekiyorum. Böyle dışarıdan bakıldığında böyle biraz çorba gibi görünüyor. Bununla ilgili feedbackler de aldım. Lan ya teknoloji kanalı ol, ya konuklu kanalı ol diye. Ben onu olmak istemiyorum. Yani bu laktozsuz diye bir kanal var. Gir işte, onu yapmak istediler var. Ne beğeniyorsan onu izle. Bir kanal, şey düşün, bir kanal ve istediğin içerikleri seçebiliyorsun. Seçebiliyormuşsun gibi düşün. İçimden ne geliyorsa onu yapıyorum ve bunu yapmak bana mutluluk veriyor. Siz de izledikçe daha da seviniyorum. Abone oldukça daha da mutlu oluyorum. Hayata dair bir hobim oluştu. Bakalım başka ne notlar almışız. Formatları en son konuşurum diye yazmışım. Formatları ikinci de konuştum. Böyle arkadaşlar, yani bir şeye girerken de bence siz etrafınızdaki kötü düşünceli insanlara çok da değer, önem vermeyin. Ya da çok mükemmeliyetçi olmayın. Mesela ben bu YouTube'a başladım. İlk videolarımı izleyin. Biraz amatör olduğu çok belli. Ama ilerledikçe kendimi geliştirdim. Mesela Amazon Prime almaya değer mi? Exxen almaya değer mi diye videolarım var. Yani YouTube'da bu kadar kaliteli, bakın kaliteli, kıyaslamalı, insanların işine yarayacak video yok. Olabilir 1000 tane abonem olabilir. Videolarım 600-400 izleniyor olabilir. Ama ben yaptığım bir işi kaliteli yapmak istiyorum. Gerçekten kaliteli yok. İnsanlar sadece çıkıp anlatıyor. Ben böyle sağa sola bilgiler veriyorum, kıyaslamalar yapıyorum. Çok kaliteli bir şekilde anlatıyorum bunu. İçine biraz da eğlence katıyorum. Değerim belli olur, çok büyürüm, büyümem, hep 1000K'da kalırım, 1K'da kalırım, 1000 aboneyle kalırım. Olabilir, ben bu yola devam edeceğim. Çünkü bu beni gerçekten mutlu eden bir şey. Ve mutlu eden bir şeyi yapmak da istiyorum. Etrafınızda tabii ki de sizin böyle yapma, etme diyen, dalga geçen insanlar olacaktır. Bunlara kulak asmayın. Ya da yaptığınız işi basitleştirmeye çalışacak insanlar vardır. Bunlara kulak asmayın. Mesela stand-up'tan bahsedeyim. Ben BKM açık mikrofonda sahneye çıktım. Bunu konuştuğumda, bunu söylediğim insanlara, insanlar şöyle bir tepki veriyorlar. Çoğu demeyeyim de bazı insanlar. Ne güzel ya. Bak görüyor musun? İlgiyle ilgili bir şey. Sen istiyorsun. İlgi duymuşsun. Zamanında var. Çıkmışsın oraya. Ha işte biz... Bende de çok hikaye vardı işte. Zaman yok ki oraya çıkalım. Ha, sen nereye çıkacaksın oraya? Sanki bu işler kolay işler ama bu insanlar kendi istedikleri için buraya çıkmıyorlar gibi bir izlenim var. Bir kere orada stand-up yapmak için 4 tane mülakattan geçiyorsun. Bu mülakatları başarabilecek bu özgüven, topluluk karşısında para verip seni izlemeye gelen karşısında bir şeyler anlatabilecek insan sayısı çok az. Yapamayacaksın. Yapamazsın da. Kalkıp bana ne güzel ya, ilgi alanına ver ve çıkmışsın. Zaman alacak ki bize çıksak falan diyor. Lan sen nereye çıkıyorsun? Lan sen nereye çıkıyorsun ya? Hadi hadi. Sen nereye çıkıyorsun? Ya 40 yıl uğraşsan beceremezsin abi. Beceremezsin. Benim içimde var. Ben seviyorum topluluğa karşı. İşim gereği de topluluğa karşı sunumlar yapıyorum. Eğitimler veriyorum. Konuşuyorum. Bu benim içimde var. Gittim, uğraştım, didindim. Milyon tane kapı çaldım. Bir şekilde bir yerlerde stand-up gösterisi yaptım. Şirketin özel gösterisi yaptım. Barlarda çıkıyorum. Bu adam çok kolay değil ki. Yolda yürüyorsun hadi gel gir değil yani. O yüzden sizi küçümseyen, sizi bir şekilde yaptığınız için basitleştiren insanlara hiçbir şey demeden geçin. Ya da onların yüzüne cevabını vurun. Yapamazlar yani. Yapamazsınız. Bu YouTube işi de böyle. Mesela benim etrafımda ne güzel ya, zamanım var, uğraşıyorsun.
Benim zamanım falan yok ya. Ben haftanın 5 günü it gibi çalışıyorum. Akşamları da çalışıyorum. Rapor analiz yapıyorum. Cumartesileri de çalışıyorum. Online eğitimler veriyorum. Sadece bir pazar günüm var. Pazar sabah video çekim, gece editliyorum, yayınlıyorum. Bunun için zaman harcıyorum. Bu bir. İkincisi, şu kameranın karşısında konuşmak hiç kolay değil. Yapamazsınız, yapamayacaksınız, yapamayacağınız şeyler hakkında konuşmayın. Ya da yani konuşan insana da kulak asmayın. Benim içimden böyle geliyor. Ben bunu yapmaktan çok mutluyum. Böyle bir samimi bir video çekin dedim size de. Tekrardan çok teşekkür ederim. Devam edeceğim. Küçük bir kitlem var beni seven. Çok mutluyum. Her yazılan yoruma cevap veriyorum. Ne zamana kadar devam eder bu bilmiyorum. Sorduğunuz her şeye, her yazdığınız şeye cevap veriyorum. Burası benim platformum. Mutluyum burada. Sonsuza kadar da devam ettirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Elinden geldiği devam ediyorum. Çok çok mutlu oluyorum. Her haftada bazı haftalar iki tane, bazı haftalar bir tane video yayınladım. Hiç aksatmadım. 1000 aboneyim şu anda biliyorsunuz. Ama hiç aksatmadım ve hiç aksatmayacağım. Her pazar fix öğlen bir de video var. Gaza geldiğim ve işle ilgili böyle zaman bulabildiğim zamanlarda da çarşambaları da video yayınlıyorum. Akşam 8'de biliyorsunuz. Yayınlayamazsam her pazar 1'de kesin video yayınlıyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ucundan köşesinden sizi eğlendirebiliyorsam. Bu video ciddi bir video oldu. İçim dökmek istedim. Samimi bir video oldu. Anlatabiliyor muyum? Ucundan köşesinden sizi mutlu edebiliyorsam ne fayda? Şey, ne mutlu bana? Ne fayda diyorum. Ne mutlu. Olayımız bu kadar. Buraya işte notlar alıp okuyorum. İnceliyorum. Bu kadar. Her videonun başında bir dansla kendi söylediğim şarkıyla girmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Her videonun çıkışında büyük şefin yaptığı kanalım laktozsuz ey şarkısıyla bitirmek inanılmaz hoşuma gidiyor. Bir tarz oluşturdum kendime. Benim tarzım bu. Ciddi bir şey de anlatsam böyle başlık böyle bitiriyorum. Komik bir şey anlatsam da böyle başlık böyle bitiriyorum. Ve çok mutluyum. İyi ki varsınız. Beni beğendiğiniz, beni takip ettiğiniz, beni izlemlediğiniz, beni gözlemlediğiniz ve İş dünyanızda beni olumladığınız için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve unutmayın ki kanalım laktozsuz ey. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz. Diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz. Bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaşkolsuz. Üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den geldi bu ver dolsun. Biz buradayız ama sen yoksun. Üye ol izle. Fazla dikizle. Burcu ikizler deyip tekizle. Bunalıma girebilir. Tekizle. Online sohbet. Onu olmaz. Ya. Sıkıntılı acılar hep peşinde. Shake that thing. Mis kana kana shake that thing. Yo. Ara bara. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Biri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip